Bugün 19 Mayıs. Bugün Zübeyde'nin Mustafa'sı, Türk milletinin sarı paşasının Samsun'dan kurtuluş ateşini yaktığı gündür ki o ateşler Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye destanındaki çoban ateşleriyle birleşmiştir. Bugün 19 Mayıs hiç bitmeyecek olan ve bu toprakları ebedi yurt kılan sürecin başlangıcıdır. Büyük kurtarıcı bu yolculuğu Nutuk'ta anlatmıştır. Bugün 19 Mayıs Nutuk'taki ilk cümledir. Sene 1919, Mayıs'ın 19'u Samsun'a çıktım dediği cümledir. Bugün Nutuk'un son cümlesinde Atatürk'ün gençliğe hitabesidir. Ve aslında bugün 19 Mayıs Nutuk'un baştan sona Türk gençliğine hitabesidir. Ve biz burada 7'den 77'ye gençlerle beraberiz. Durum aynı günkü vehamette olmasa da aynı günkü cesamettedir. Çünkü o gün hedef alınan Türkler ve tüm Anadolu halklarıdır. Bugün ise emperyalizmin ve yerli işbirlikçi odakların hedef aldığı sadece bir insan nesli değildir. Anadolu'da yaşayan ve dahi yaşamayan her şeydir. Ağaçlardır, ormandır, nebatattır ve bunların hepsinin içinde yaşadığı tabiattır. 100 sene önce Mustafa Kemal ve arkasındaki Anadolu halkının özgür kıldığı bu topraklar bugün taşına toprağına kadar uluslararası sermayeye ve yandaş pespayeye peşkeş çekilmiştir. İşte o Nutuk'un son paragrafında Büyük Önder'in işaret ettiği memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler dediği yerdeyiz. Hiçbir çakıl tanesinin ve hiçbir kaya parçasının endişesi olmasın. Nerede zulüm gören varsa, yaratılan her ne varsa orada olacağız. Ezelden ebede bu kadim coğrafyada hayat bulan, nefes alan hiçbir canlının endişesi olmasın. Onlar nerede olursa biz orada olacağız. Ve bu topraklarda yaşayan tüm kardeşlerim, hiç kimsenin endişesi olmasın, bizler de Atatürk'ün çocukları, gençliği askerleri olarak onun ey Türk gençliği dediği yerde olacağız. Sizleri bu yalan, talan ve dolan düzeninin son 19 Mayıs'ında kucaklıyor. Bir dahaki 19 Mayıs'ta özgür, müreffeh bir, aydın bir Türkiye'nin müjdesiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum, bayramınızı tebrik ediyorum.